Başkan Erdoğan heykelli dikeceğiz, heykelli. PKK kamplarında eğitim aldılar. HDP'den milletvekili ve belediye başkan adayı yapıldılar. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Terör odağı haline gelen HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianamenin yeni ayrıntıları ortaya çıktı. İddianamede HDP Cizre İlçe Teşkilatı binasında çaycılık yapan DE'nin ifadeleri yer aldı. Tanık DE, HDP'den milletvekili seçilen Ferhat Encü, Faysal Sarı Yıldız, Leyla Birlik ve Aycan İrmez'in milletvekili adayı olmadan önce PKK'nın Cudi kampına gittiğini anlattı. Ancak Türkiye'de bunun yerine... Tanık, söz konusu HDP'lilerin 20 gün boyunca silah ve ideoloji eğitimi aldığını belirtti. Eğitim yapamayanların milletvekili olamayacaklarını bizzat kendisine söylediklerini de aktardı. Veri çerçevesi hazırladık. Bunların... Yanındaki diyor ki bunu tanıdın mı diyor. Hayır tanımadım diyor. Bu diyor dilen diraya taş demiyor diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara'ya gittiğini açıkladığı HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında da Ulaş Kod adlı terörist önemli bilgiler verdi. Kadro mensubudur. 2009 yılı öncesine İran kuzeyine illegal yollardan gitti. Kandil alanında kadın örgüt yapılanması tarafından verilen ideolojik eğitimler aldı. Kandil'de yer alan örgüt üst yönetimi ve KCK'nın önerisiyle HDP milletvekili seçtirildi. Milletvekili seçildikten sonraki süreçte HDP içerisinde PKK sekreteryası olarak görev yaptı. Milletvekilliğinin yanı sıra belediye başkanı adayı olmak isteyenler de önce PKK kamplarına gönderildi. Onlardan biri HDP'den Yüksekova Belediye Başkanlığı'na seçilen Remziye Yaşar oldu. Remziye Yaşar'ın Irak'ın kuzeyindeki Kanireş alanında silahlı eğitim aldığı ve kod adının Pelda olduğu iddianamede yer aldı. İddianamede eski Sur Belediye Başkanı Fehime Filiz Buluttekin'in terör örgütüyle bağı da anlatıldı. Tanık ifadelerine göre Fehime Filiz Buluttekin, terör örgütü KCK yapılanmasının kadın uzantısı olan Özgür Kadın Örgütü TCA içerisinde faaliyet gösterdi. Ayrıca Fehime Filiz Buluttekin'in terör örgütüne ait internet sitelerinden yapılan eylem çağrılarına binaen pek çok toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı ifade edildi. Van Muradiye Belediyesi'nin sözde eş genel başkanı HDP'li Leyla Balkan'ın da terör örgütü TCA içinde faaliyet yürüttüğü belirtildi.